Mustafa Ilıcalı abimizle iftardaydık. Erzurum milletvekili, mübarek adam. Uyanık adam, akıllı adam. Hizmet eri, insanlara faydalı olmaya çalışıyor. Orada bir başka masada da onun eşiyle işte hanımlar yemek yiyorlardı. Orada bir Azeri gazeteci hanım gelmiş. Onun da misafiriymiş. İşte Ermeni meselesinden Amerika'da bir ağladı ya gazeteci. Bu Ermenilerin zulmünü anlatırken ağladı. Bütün dünyaya haber oldu. Tayyip Bey'in konuşması sırasında Amerika'da evvelce yani. Biz bir yakın zamanda da öyle demiş bizim hanıma. Yani demiş bizi 70 sene Rus gavuru Azerbaycan işte bütün Türkiye Cumhuriyetleri istila etti. Ne zulümler etti, ne eziyetler etti. Allah deme yasak etti. İşte nenemiz, annemiz, nenemiz gizli gizli işte namaz kılarlardı, İslamiyet'i yaşamaya çalışırlardı. Sübhanallah demesi, yani çocukluğumuzda dermiş, Sübhanallah demesleri kulağımda çınlıyor. İnsanlar Allah diyemez oldular, Sübhanallah demekten engellendiler. İnsanlar neler çektiler. Ama Rus gavuru İslamiyet'le baş edemedi. Çünkü İslamiyet hak idi. Hak daim olur, kaim olur. Batıl üste çıkar gibi görünür ama suyun köpüğü gibidir. Femmezzebe düfeyede bu cüfa'a. Köpek, köpük ne yapar? Feyede bu dağılır gider. Cüfa'en pıt diye atar, boşuna gider yani. Faydasız kaybolur. Bir fayda vermeden kaybolur köpük. Ve emmâ mâ enfe'un nâs, insanlara fayda veren su, femkûsü fil ard, yeryüzünde daim olur. Onun için İslamiyet su gibidir, yeryüzünden ayrılmaz. Batıl, şirk, köpük gibidir, biraz görünür, ondan sonra üste gibi de görünür. Sen ne zannedersin ki üste çıktı falan. Halbuki boş, yok. Şimdi insanlar 70 sene Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri anlatırdı da işte o da Bukharalara bir gitti. Çok zor şartlar altında o zamanlar ilk açıldığı zaman Özbekistan falan sefere başladığı zaman diyordu ki bana bir ağaç gösterdiler. Ağacın kovuğu var. Çok geniş ağaç yani böyle çok büyük. Bazı kere 3-4 adam saramaz ağacın etrafını dolanamaz. Öyle büyük ağaçlar var. Bursa'da da var ya Ulu Çınar falan. Öyle bir ağaç gösterdiler diyor. İçi boş. Yani içi kovuk oluyor, boş oluyor. Onun içinde diyor 70 hafız yetişmiş ağacın içinde. Sırf gizlenerek, kendilerini göstermeyerek, onlar da nasıl olsa Kur'an kursu değil, medrese değil, gavur da şüphelenmemiş Rus gavuru. Bir ağacın kovuğunda 70 hafız yetişmiş. Rusya'da, Semerkant'te diye hatırlıyorum. O zaman Rus'un elindeyken, 70 sene bu Bolşevikler milleti dinden imandan etmek için mücadele ettiler. Ama Azerbaycan'ı yolundan çıkartamadılar. Özbekistan'ı İslam'dan ayıramadılar. Tacikistan'ı İslam'dan ayıramadılar. Kırgızistan'ı ayıramadılar. Kazakistan'ı ayıramadılar. Türkistan'ı ayıramadılar. Türkmenistan'ı ayıramadılar. Bizim bütün efendim vatan topraklarımız, ecdadımızın yurtlarımız bizim. Bizim can kardeşlerimiz, kan kardeşlerimiz bizim. O insanlar dinlerini, imanlarını gizli gizli korudular, muhafaza ettiler, yaşadılar, yaşattılar. Şimdi elhamdülillah ben geçen son gittiğimde Bukhara'da nereydi? Taşkent'te. Taşkent'te Cuma Taşkent'e rastladı yani. Bir Cuma'ya gittik. Mekke gibi. Caminin ne enini bulabilirsin ne boyunu. O kadar büyük camide Kaffal Şaşi Hazretleri'nin türbesinin yakınında. Oradan da işte müzeyi ziyaret ettik falan. Tabii evvelce de gitmişliklerim var ama öyle o cami açılmamış mıydı? Neydi? Biz de Cuma'ya denk gelmedik demek. Doldu taştı. Elhamdülillah dedim. Bu millet dinine imanına sahip çıkıyor. Allah da onlara sahip çıkacak. Şimdi televizyonlar serbest oldu. Şimdi Türkiye Cumhuriyetler'de biz izlenir olduk.
Çin'e kadar bizim Lale Gül'ün yayını var. Uydudan. Zaten internetler çıktı. İnternetten insan her istediği vakit, her istediği sohbete ulaşıyor. Bütün dünyada internet devrede şu an. Yani biraz özgürlüklerin de artmasıyla tabii memleketler bağımsızlıklarını kazandılar. Allah tam bağımsız eylesin. Rusya'nın şerrini onların üzerinden de, bizim üzerimizden de tamamen defurafı izale etsin. Rus gavuru gibi gavur var mı ya? Şimdi bu insanlar ne zorluklar içinde Allah dediler, Sübhanallah dediler. Çoluk çocuklarına, torunlarına ne kadar gizli gizli zikir öğrettiler, tesbih öğrettiler, Allah dedirttiler. Ve bu milletin içindeki iman cevheri yeniden parladı, dışarı çıktı. Efendim, ve iman diyelim efendim közü yeniden alevlendi, harekete geçti. Yanardağ gibi misali böyle. Yıllar sonra elhamdülillah. Ama bizde de oldu. Bizde olmaz olur mu? Bizde de camileri ahır ettiler. Ezanları Türkçe'ye çevirdiler. İstiklal mahkemelerinde binlerce alim, hoca, şeyh kestiler. Ne gavurluklar yapmadılar ya. Allah demek yasak oldu bir zaman. Hal böyleyken bizim de milletimiz dinli imanı muhafaza etti. İşte Menderes'le beraber, 50 ile beraber devirdi setleri, bentleri, geçti aşağı. Şimdi de İslamiyet'in ilerlemesi devam ediyor. Tam ilerlemiş değiliz ama bir rahatlık var.